Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gençleri kabul etti. Sizler nezdinde tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Erdoğan eskiden gençlerin tarihle bağlarının kopartılmaya çalışıldığını ifade ederek anlaşanlı tarihimizi müfredatımıza geçireceğiz dedi. Bir ülkeyi ve milleti yenmenin en kestirme yolu tarihleriyle olan ilişkilerini kesmekten geçer. Bunu bize yaptılar mı? Yaptılar. Bizim tarihimizde bağlarımızı kopardılar mı? Kopardılar. Ve bize siz gene kısmen onları okumadınız. Bize öyle bir tarih okuttular ki ve bizim okuduğumuz tarih kitaplarında biz hep mağlubiyetlerle, ilkelliklerle, hep böyle garip garip şeylerle adeta geçmişi olan bir tarih okuduk. Bizim tarihimiz böyle değil. Anlı şanlı tarihimizi bize o şekliyle göstermediler, okutmadılar. Ama şimdi özellikle bunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ve diliyoruz ki müfredatımızı buna göre yeniden düzenleyeceğiz ve anlı şanlı tarihimizi kitaplarımıza bu şekilde geçireceğiz. Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı artık reformları, devrimleri siz yapacaksınız ve Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya siz göstereceksiniz ifadelerini kullandı. Biz siyasetçilere düşen nedir? Gençliğine ufuk vermektir. Eğer siz gençliğinize ufuk verirseniz o gençlik çok daha büyük davaların sahibi olur. İşte biz bunu başardık. Şimdi bundan sonrası size ait. Ona göre. Artık reformları siz yapacaksınız. Devrimleri siz yapacaksınız. Ve bu devrimleri yapmak suretiyle de Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya siz göstereceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yaptığı konuşmada bu pazar günü yapacağımız partimizin büyük kongresinden itibaren kendi inisiyatif alanımızda gençlere hak ettikleri yerleri vermeye kararlıyız dedi. Şimdi bu pazar günü yapacağımız partimizin büyük kongresinden itibaren kendi inisiyatif alanımız içindeki her yerde ve her kademede gençlerimize hak ettikleri şekilde yer vermekte kararlıyız. Bu düzenlemeleri gençlerimize İhsan değil, haklarının gecikmiş teslimi olarak görüyoruz. Kabulde konuşan Başbakan Binali Yıldırım da gençlerin 15 Temmuz'da kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını söyledi. Siz 15 Temmuz gecesi tarih yazdınız. Karanlık FETÖ örgütünün alçakça kurduğu planı bozdunuz. Ülkemize, milletimize, demokrasimize sahip çıkarak size olan inancımızı ve güvenimizi boş çıkarmadınız ve haklı çıkardınız. O gece nice genç yavrumuz, fidanlarımız o koca yürekleriyle alçaklara meydan okudu. Milli bayramlar istiklalimiz için milletçe ne büyük bedeller ödediğimizi hatırlamamıza vesile oluyor diyen Yıldırım, ülkelerin geçmişte yaşadıklarından ders çıkararak ilerleyip gelişeceklerine dikkat çekti. Sevgili gençler, milli bayramlar istiklalimiz için milletçe ne büyük bedeller ödediğimizi hatırlamamıza böyle günler vesile oluyor. Ülkeler geçmişte yaşadıklarından ders çıkararak ilerler ve gelişirler. Bizim tarihimizde böyle çok değerli dersler vardır. Ülkemizi büyük hedeflere taşımak için her insana, özellikle de gençlerimize düşen sorumluluk var. Sizlerden beklentisi bu ülkenin yüksektir.